Son Peygamber. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Resul-i Ekrem'in her yıl Mevlid Kandili münasebetiyle önemli bir sıfatını gündeme getirdiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Resul-i Ekrem'in El-Muallim sıfatını anlayabilmek için öncelikle kimin talebesi olduğu üzerinde düşünmek lazım. Çünkü Resul-i Ekrem, Yüce Rabbimizin Alim sıfatının vahiy yoluyla en son tecelli ettiği peygamberdir. Ve Cebrail vasıtasıyla talimi ve tedibi bizzat Yaratıcımız tarafından yapıldığı için o en büyük muallim olmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh, sevgili peygamberimizin pek çok konuda yapmış oldukları konuşmaları, sözleri ve kendisine öğrettiklerini görünce ona şöyle der: Ya Resulallah, nahnu min ma'in vahidin, biz aynı suyun çocuklarıyız. Bu kadar bilgiyi nereden öğrendin? Bu kadar güzel konuşmayı, bu kadar güzel edeplendirmeyi, bu kadar güzel öğretmeyi nereden öğrendin? Bu soru üzerine Resul-i Ekrem, Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Rabbim beni edeplendirdi, hem de ne güzel edeplendirdi, buyurur. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yine El-Muallim sıfatına geçmeden önce en önemli özelliklerinden bir tanesi, hayatının son anına kadar talebe olmayı tercih etmiştir. Rabbi zidni ilmen duası, Yaratıcımızın Kur'an'da kendisine öğrettiği bir duadır. O da bu duayı hiçbir zaman dilinden eksik etmemiştir. Rabbim ilmimi arttır buyurarak hep ilmin peşinde olmuştur. Bir hadiste bu duaya şu ilaveyi yapar: Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Bir başka rivayette Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve vakaran. İlmimi, fehmimi ve vakarımı arttır ya Rabbi diye dua etmiş. Hayatı boyunca ilmin peşinde olmuştur. Böyle olduğu içindir ki Rabbimizin Alim sıfatının son tecelligahı olan büyük peygamber, son peygamber olduğu içindir ki şüphesiz bütün beşeriyetin de en büyük muallimi, en büyük mürebbisi Resul-i Ekrem olmuştur. Onun ne büyük bir muallim olduğunu görebilmek için yetiştirdiği talebelere bakmak lazım. Herhangi bir düşünürün, fikir adamının, filozofun telif edeceği binlerce kitap ile Resul-i Ekrem'in muallim olarak yetiştirdiği bir Hazreti Ebubekir, bir Hazreti Ömer, bir Hazreti Ali, bir Hazreti Osman, birisi sıdkın, sadakatin, birisi hakkın, adaletin, birisi ilmin, cesaretin, birisi iffetin, hayanın sembolü olmuş ve ona benzer veda hutbesinde 100.000 insana hitap etmiştir. Bu 100.000 insan içerisinden büyük bir kısmı rahle-i tedrisinden geçmiştir. Onun talebeleri muallimin ne büyük bir muallim olduğunu bize göstermeye yeter. Medine, Resul-i Ekrem zamanında açık bir üniversiteye dönüşmüştür. Açık üniversite tabiri zannedildiği gibi çok modern zamanlarda ortaya çıksa da aslında icraatı çok eskidir, çok kadimdir. Resul-i Ekrem'in Medine'sinde kadınların, erkeklerin, çocukların, gençlerin hepsinin iştirak ettiği adeta bir açık üniversite kurulmuştur. İlim sadece ehli suffanın suffada tahsil ettiği bir şey olmaktan çıkmış, sadece mescitte öğretilen bir şey olmaktan çıkmış, çarşıda, pazarda, evde, seferde, hazerde bütün insanların ilim tahsil ettiği bir
bir Medine'ye, bir medeniyete dönüşmüştür. Bu da Resul-i Ekrem'in el-muallim sıfatının ne muhteşem bir şekilde tecelli ettiğini ve onlar kanalıyla da, o talebeleri vasıtasıyla da Yüce İslam dini bütün dünyaya, bütün kıtalara giderek başka insanları eğitmeye devam etmiştir. Kıyamet sabahına kadar bu devam edecektir. Alimin ölümü, alemin ölümüdür. Büyük muhaddisler bu hadisi şerh ederken şunu ilave ederler. Alimin hayatı, alemin hayatıdır. Yani eğer alim hayatta ise, alim hayat veriyorsa ilimle, alim örnek yaşantıyla hayat veriyorsa, alemde de hayat var demektir. Ama alimler hayat vermemeye başlamışsa, canlı olsalar dahi ilimle ve ahlakla örnek olmamaya başlamışlarsa, o da alemin ölü olduğu anlamına gelir.